Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Hadum bölgesi videosuyla karşınızdayız. Bugün nagaları anlatacağız. Çok fazla kişinin tercih etmediği, aslına bakarsanız tercih edilmemesi için sebepleri olan bir spot. Rework yemesi gerektiğini düşündüğümüz bir spot. Rework dediğimiz yeniden yapılandırma, yeniden çalışma sonucu. Bu bölgenin moblarında kesimde bir değişiklik yapılması gerektiği kanaatinde yani oyuncular. Dileriz ilerleyen zamanlarda buna paralel bir şey getirirler. Naga bölgesi 270 AP bölgesi olarak geçiyor. Düşen eşya kısmından hemen bir bakış atalım buraya. Neresi olduğuna bir şöyle göz gezdirelim. Şimdi bu Serendia bölgesinde Foganlar ve Nagalar arasında savaş var biliyorsunuz. Ondan bir ufak bahsedeyim. Şu gördüğünüz bölge içerisinde Foganlar ve Nagalar dağılmış durumda. Bu dağılan ortam içerisinde İşte şurada nagalar var, burada nagalar var, şurada nagalar var, şurası şöyle fogan şekilde dağılıyorlar. Bunlar kendi içerisinde savaş halinde bu slotlarda kasarken foganda bahsetmiştik. Arada bir yazı çıkıyor. Diyor ki işte foganda kasarken nagalar foganlara baskın uğrattı diyor. Foganda şey nagada kasarken de foganlar işte birbirlerine basıyorlar, böyle küçük oyun gibi bir şey çıkıyor. Oyun dediği şey de sizin olduğunuz bölgede çember şeklinde sizin etrafınızda moblar çıkıyor. Fogan videosundan görebilirsiniz. Moblar siz o bölgede yoksanız o bölgedeki düşman oldukları moba saldırıyorlar. Birbirlerine çok fazla hasar vermiyorlar. Siz oradaysanız sizin için de ekstradan fazladan kesecek mob olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi benim APDP'm hemen değineyim. Şu anki APDP 270, 272, 334 bu bölgede kasacağız. Bu bölge Serendia'ya yakın olduğu için, yani şey, Hedel'e yakın olduğu için Serendia bölgesinde rahip bufflarınızı, rahip buffını aldıktan sonra %10 kritik hasar buffınızı Karolin'den alıp bittikçe buraya gelip slotlarınızı da kasabilirsiniz. Böyle bir avantajı var Hadum'da kasmanın. Düşen eşyaya bakalım. Düşen eşyada Breyha inini çekmiştik hatırlıyorsanız. Breyha iniyle buradaki droplar aynı. Hiçbir fark yok. Yani Karataşlar, Safsiriuma, saatte 2-3-4 tane. Nark'ın yıldırımı, çatlamış ayın tırnağı, kıyamet tohumu, soğuk kara güneşin gözyaşı ve kara bir kristali düşme. Savaş izi ve bıkkın. Ya buradaki spotta ben bir ara bir dönem kastım. Ne kadar kastım hatırlamıyorum. 3 saat 4 saat kadar kastım. Lootları inanılmaz dengesiz. Bazen bir saatte 14 tane nar, 2 saat boyunca kastım. 28 tane nar attı. Çok şaşırmıştım. Vay dedim, ne kadar çok nark atıyor. Ondan sonraki 2 saatte saat başına 2 tane mi 3 tane mi narkın yıldırımı attı. Kıyamet tohumu saatte 1 tane 2 tane falan aldım. Kara güneşin gözyaşını hiç hatırlamıyorum. Bıkkını da hiç hatırlamıyorum. Bıkkını da çok atmıyor. Çünkü farklı bir kesim yöntemi var mobların. Değişik bir slot. Silah çıktığı zaman biraz sıkıntıya girebiliyor. Sizlere söyleyebileceğim şey, gelin deneyin, bir bakın ne var ne yok. 260-270 AP bandında bir slot. Şöyle map'i açtığınızda 270 AP yazdığına bakmayın. Buraların AP değerleri bir tık düşürüldü. Ya pardon. Naga 260, aynen tamam. Bu bir ara bir balans patch'i geldi. O patch döneminde bu bölgedeki AP'lerle DP'lerle bir tık oynadılar. Bazı yerlerde hala çeviride sıkıntı var. Şimdi bölge için önerebileceğim DP, hani yani 320 DP diyorlar normalde official'da, yanlış bilmiyorsam, ama tank olmayan bir klasın 320 DP ile buraya gelmesini önermiyorum. Onu açık öne söyleyeyim. Tank bir klassanız 320 DP ile gelip bir şeyler yapabilirsiniz. Tank klastan kalsın da Walker, Warrior, Berserker, Guardian, Nova. Bu tarz klaslar, Guardian dayanamayabilir bu arada çünkü Guardian çok durağan oynuyor. Bu tarz klasların dışında daha böyle kırılgan diyebileceğimiz klaslar. Yani mümkünse 330 DP'de gelsin. Ben de videonun başına 330 DP yazacağım zaten. Hani daha garanti bir DP olur. Çünkü çok fazla mobla haşır neşir oluyorsunuz. Mystic Striker da gelebilir ama şimdi slotun dönerken göreceksiniz. Farklı bir kesim yöntemi var. Bir anda etrafınızda 40 tane mob olabiliyor. Şimdi slot dediğim gibi farklı bir olayı var. Bu orklardaki sisteme benziyor. Bakın
Bunlar büyük bosslar, tamam mı? Bu bossları üçlü paketler halinde şuradaki gördüğünüz şu zehirli bitkiye çekiyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Ben normalde mobun üstüne bir tane DP kırdım. Bir de şununla kırdım. Bakın 3 tane DP kırma gözüktü, gördünüz mü? Şu an etrafta yeşil yeşil bir aura var. Bu yeşil aura bunların DP'sini kırıyor. Bu moblar öldüğü zaman da yavruları ortaya çıkıyor. Bu şekilde. Eğer ki siz bitkiye çekmeden kesmeye çalışırsanız, elinizde silah yoksa, oldukça zor olacaktır. Şöyle gelelim. Özellikle pull anlamında rahat bir klassanız, mesela Warrior burada rahat kasabilir diye düşünüyorum. Şey kesildiği zaman, bitki kesildiği zaman 4-5 tane mob çıkıyor. Bu bosslar kesildiği zaman da mob çıkıyor. Aynı şekilde. Bakın moblar çoğalıyor. Hepsini keselim. Bayağı bir mob çıktı. Hani bu mobların sayısı random mu, neye göre artıyor azalıyor gerçekten bilmiyorum. Bazen çok fazla mob çıkıyor. Yani her mob başına 10 tane mob falan çıkabiliyor. Hani o kadar denedim ettim. Yavaş kestim, hızlı kestim. Bir sürü şey denedim. Neye göre çıktıklarını çözemedim. Şöyle devam edelim kesmeye. Şu an 2 DP var. Çiçek kırıldı. 3 DP kırma şeyini gördünüz zaten üstünde. Zaten bana zehir atmaması için bir ek bir şey sağlayamıyorum ne yazık ki. Atıyor yani zehir. Aşağı yukarı şöyle 12 falan bir mob çıkıyor, 12 kadar. Bunları kesiyorsunuz. Bu zehirden siz de etkileniyorsunuz. Bu zehir size eksi DP bırakmıyor bu arada. Sadece canınızı azaltıyor. Cinnet kesinlikle basılması gerekiyor slotta. Sebebi de yani canınızı tutmanız lazım. Zehir güçlü bir zehir. 150 zehir az değil. Şöyle bir dezavantajı oluyor. Silah çıktığı zaman şu çıkan moblar var ya, bunlar az çıkıyor. Sanırım bunları kesim süresi ne kadar artarsa, bakın bir sürü mob çıktı şimdi. 20'ye yakın mob vardır burada. Zaten çok bir kısmını hasar vuramayışımdan anlamışsınızdır. Buradan bir kere kolye düşürdüm. Onu da şeyde düşürdüm. Bu Hadum bölgesinin bir önerilen görev kısmında bir görevi vardı ya. Kara ruhtan alıyordunuz. Arkadaş da onu yaparken burada bir 100 tane çöp kasma şeyi vardı. O 100 çöpü kasarken düşürdüm. Onun dışında kendim normal kasarken düşüremedim. Bakın şöyle gösterelim. Bayağı kalabalık çıktı şimdi. Sanırım kesim hızıyla alakalı. Benim hani en mantıklı açıklayabileceğim şey o oluyor. Hani ne kadar hızlı keserseniz o kadar az mob çıkıyor sanırım. Saatte buradan iki tane silah düşürmüştüm. İki silahla 5,5K falan çöp geliyor. Çöpün değerine bakalım beraber. Çöpe 18K. Hani slotun XP mi iyi diyeceğim, XP de iyi değil. Slotun şu yönünü, herhangi bir yönünü övemeyeceğim. Çok övülecek bir slot değil çünkü. Yani Hadum bölgesini çekiyoruz. Çekmişken buraya da değinmek için çekiyorum. Slot kesimi bu şekilde. Silah çıktığı zaman ben denedim de pek verim alamadım ama çiçeği çekmeden kesiyorlar. Yani çiçekle uğraşmıyor adam. Hızlı karakterler özellikle. Silah çıktığı zaman zaten her türlü vuruyorsun. İyi vuruyorsun yani. Yaptıkları işlem genelde şöyle oluyor. Direkt mobları kesip alttan yavrularını çıkartıp çıkan yavruları da orada kesip hızlı hızlı geçiyorlar. Toplama işlemiyle uğraşmıyorlar. Bakın şu an fazla mob çıktı mesela. Ya random ya kesim hızınıza bağlı bir şey var. Çözemedim ne yazık ki.
4 saat kestim. Netleştiremedim. Tam bu olduğum yerde 4 tane çekebiliyoruz. Bazı yerlerde 4'lü çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çok büyük bir spot zaten burası. Benim kastığım yer şurada hemen geçidin yanı diye. Hemen geldim buraya. A bakın az mob çıktı şimdi. Gördüğünüz gibi. 4 tane mob kestik, az mob çıktı. Neye göre, kime göre? Pull yönünden rahat olan ve slot geçişi hızlı olan klaslar burada rahat kasabilir. Walker için çok verimli bir slot değil burası. Slot'un rework yemesi taraftarıyım. Bakın çok mob çıktı şimdi. Kutu MP'de aşağı yukarı bir Valkyrie burayı bu hızda kesebiliyor. Fokuslanıp bir döneyim isterseniz şöyle. Hızlı hızlı. Bir bakalım ne kadar hızlı kesiyoruz, ne yapıyoruz. Bitki mobları toplamadan da kesebilirsiniz. Bitki etrafa bir aura yayıyor. Onu unutmayın. İlla mobları toplamak zorunda değilsiniz. Denemek için gelebilirsiniz. Hani sub olan arkadaşlardan benim Discord'da olanlar vardır illaki. Deneyip böyle 3-4 saatlik sonuçlarını bir Excel dosyası şeklinde yazıp atabilirsiniz. Hem o dosyaları belki göndeririz. Çok dikkate alınacağımızı düşünmüyorum ama belki birilerinin dikkatini çekeriz ve slotu reworklerler. Çok fazla mob çıktı şu an. 30 mob falan var burada herhalde. Hadi ölebilirsiniz. Heh. Böyle çok uzak durumlarda dediğim gibi pull yönünden sıkıntısı olmayan klaslar daha iyi. Okçu olur ne bileyim. Okçu burada iyi kasabilir mesela. DPS'i yeterse. Hemen pat pat çeker. Dayar 5'liği çünkü moblar çok yakın birbirine. Tak 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 5'liyle hızlı hızlı kasabilir. Şu an düşünce mantıklı geldi. Ama bu kadar mobu tanklayabilir mi? O da ayrı bir soru tabii ki. Buradan devam edelim. Bir Fogan işgali çıksın diye bekliyorum ama büyük ihtimal çıkmaz. Aha çıktı. İşgali de gösterelim. Şöyle etrafımızda bakın Fogan mobları çıktı. Bize doğru koşuyorlar.
Aynısını Fogan'da kasarken Nagalar yapıyor. Bildiğiniz gibi. Siz burada değilseniz ya da mesela çıktı yazısını gördünüz. Siz burada son loot'u aldınız, çıktı dedi. Beklemek istemiyorsunuz. Direkt geçin öbür spot'a. Direkt mesela gel buraya. Onlar orada kalır. Orada daha sonra çıkan bu moblara sizin için önden bir hasar verir. Zot için şöyle bir uyarıda bulunayım. Baktığında eğlenceli, evet güzel. Yüksek DP ile geldiğinde rahat rahat dönebilirsin. Mob vurmayabilir ama. Şöyle bir uyarıda bulunayım. Zehir herkese eşit vuruyor. Zehir herkese aynı vuruyor. O yüzden potunuza vesaire dikkat edin. Ne yaptı? Saf sihirimi atmış. Potunuza vesaire dikkat edin ki aman zehirin etkisinde kalıp ölmeyin. 150-150 tik, tik tik vuruyor çünkü. Ne çok mob çıktı ya. Ey maşallah, kes kes bitmedi. Şimdi Naga böyle düz bir slot. Kendine göre farklı ama düz bir slot. Söyleyebileceğim bir ekstra bir şey yok. Hani boss'tur, şu çıkıyor bu çıkıyor diyebileceğim bir şey yok. Ben rastlamadım. Herhangi bir yerde bilgiye de hani kasarken rastlamadım. Bilgiye de ayrıca rastlamadım. Ekstra bir olayı olup olmadığına dair. Saatlik 4.5-5K kasabilirsiniz. Çöp olarak. Çöpe 18K dediğim gibi. Düşen itemlerin çok dengesiz olduğunu gördüm. Mesela şurada kasarken SC'siz 3 tane Narkın yıldırımı atmış. 1 saat önce SC'li çadır bufflı döndüğümde 3 tane atmıştı. Droplarının daha stabil olması gerektiğini taraftarıyım. Ya da Sot'un rework yemesi lazım. O çıkan mobların sabit bir sayıda olması lazım. Her paketten örnek veriyorum. 7, 7, 6 ya da işte 7, 6 arası mob çıkmalı ki 2 tane 20'lik paket, 2 tane 10'luktan toplam 20'lik 20 mobluk bir önünüzde paket olsun ki hızlı bir şekilde kesip geçesiniz. Ben slotu çok beğenmedim. Gelin kalsın diyemeyeceğim. Denemek isteyenler tabi buyursun gelsin denesin. Benim döndüğüm rotasyon şurası. Kuzeybatı geçidinin sol tarafı şurada. Normalde bizim eskiden kertenkele kanı topladığımız bölge. Naga hakkında anlatabileceğim şeyler bu kadar. Chatten gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Sizler de biz bu videoları çekerken canlı yayında bulunursanız eğer aklınıza bir şey takılınca sorabilirsiniz. Sıcağı sıcağına orada cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Tamamdır. Buranın işini bitirdik.